Baş aşağı doğru gidiyoruz. Türkiye'deki eğitim sistemi acayip seküler bir eğitim sistemi. Hı hı. Ee, pardon, seküler, hafif. Sömürgeci bir eğitim sistemi. Türkiye'de, biz Türkiye'nin bağımsız olduğunu söylüyoruz ama Türkiye, yani bir şekilde fiili bir bağımsızlık var ama zihnen sömürgeleşmiş durumda. Türkiye fiili olarak sömürgeleştirilmedi belki. Hı hı. Ama zihni olarak sömürgeleştirildi. Bu çok önemli bir şey. Yani bugün ben buna epistemik kölelik diyorum. Epistemik kölelik yani epistemik kölelikle kastettiğim şeyi açayım bilmiyorum. Açalım hocam. Yani milletin kafasını Hayır hayır. Yani ha. doğaçlama gidiyoruz zaten. Tamam. Yani bir müdahalede olmaz. Rahat olun. Estağfurullah. <laughs> yani epistemik kölelikle kastettiğim şey <laughs> e, e, yani batılı zihin kalıplarıyla kendimize bakmak. Hmm. Kendimize de batılı zihin kalıplarıyla bakmak. <laughs> yani mesela örnek vereyim. Yani o zaman e, insanların zihinde acayip oturabilir bu. E, bir bir iki tane epistemik kölelikle ilgili. Türkiye'nin en büyük sorunu entelektüel cehalet sorunudur. Yani Türkiye'nin önündeki en büyük takoz entelektüel cehalettir. Okuyarak elde edilen cehalet. Sadece onu kastetmiyorum. Sadece kastettiğim şey o değil. E, kastettiğim şey şu. E, entelektüel cehaletten kastettiğim şey spesifik olarak ne kendisini tanıması e, ne de e, dünyayı tanıması. Söz konusu tamam mı? Kendini de tanımıyor Kendi kendi, e, e, kendi kimliği yok hı hı. E, Kültürel kimliği yok Kendi olabilmiş değil e, Başkasını da ötekini de e, Düşmanı da dost olarak biliyor zaten Adam o düşman dediğin Avrupalılar Batılılar zaten seni hiçbir zaman Dost olarak görmediler Salak mısın asalak mısın sen hı hı. Yani adam seni hiçbir zaman Dost olarak görmedi ki Seni her zaman kontrol altında tutulması gereken Yani son yüzyıldır Tamam mı? Bir şey olarak gördü, uydu olarak gördü seni. Karakol, ileri karakol, değil mi? Amerika'nın ileri karakolu falan diye gördü. Şimdi sen hala işte ben batılıyım, batıcıyım bilmem ne falan diye tepin dur. Yani sen istediğin kadar batıl olduğunu, batıcı olduğunu söyle Türkiye'den bahsediyorum. Karşıdaki insanlar seni Müslüman olarak görüyor, tamam mı? Seni Müslüman olarak görüyor, bir iki seni Müslümanların lideri olarak görüyor, üç seni beklenen olarak görüyor. Türkiye beklenendir. Tamam mı? Türkiye beklenendir. Mazlumların beklediğidir. Ee, kimse sizlerin beklediğidir. Yani Müslim gayrimüslim. Hiç fark etmez. Yani bunu Latin Amerika ülkelerinde de Venezuela'da gördük biz. Yani Tayyip Bey'in adamla kurduğu ilişki hatırlan yani. Yani Şili'de gördük sokakta. Şili'de gördük. Tabii, 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 tabii. Yani bu işin şakası yok yani. Yok. Evet. Ha biz eee biz bunu bizden beklemiyoruz yani. Biz bu kadar aşağılık kompleksine sürüklendiğimiz için biz kendimizi sıradan bir ülke olarak görüyoruz. Ha tamam şunu söyleyebiliriz. Doğru bakın. Burada ayaklarımız yere bassın. Ayaklarımız yere bassın. Türkiye şöyle bir cümle kuruyorum. Türkiye umuttur. Fakat Türkiye ufuktur aynı zamanda. yani Türkiye'nin umutlu ufukluğu bil fiil değil. Bil kuvvedir. Yani bunun altını çiziyorum. Bil fiil e, fiili olarak Türkiye umut ve ufuk değildir. Yani henüz o güce sahip değil. Maddi güce de sahip değil. Hı hı. Manevi güce de sahip değil. Kendimizi kandırmayalım. Savunma sanayisinde devrim yapılıyor. Bunu görüyoruz. E, yani maddi ordularımız büyüyor ama manevi ordularımız çürüyor. Bir kuvvet dediğimiz